Herkese selamlar, saygılar arkadaşlar. Biliyorsunuz kanalıma genelde nostaljik ve arşiv niteliğinde içerikler yüklüyorum. Bugün de yine elime çok çok enteresan ve ilgi çekici bir belge geçti. Biliyorsunuz yarın 2 Temmuz 2022 günlerden, yani Sivas katliamının, acı olayın yıl dönümü. Bu elimde olan gazete Aziz Nesin'in o yıllarda köşe yazısı yazılarını yazdığı gazete. Şöyle de yakınlaştırayım hatta. Bakın 2 Temmuz 1993 Cuma diyor. Bunu size göstermemdeki amaç o olayın, yani acı olayın nasıl göz göre geldiğini kanıtlar nitelikte bir şey. Haberin başlığında diyor ki Aziz Nesin'e Sivas'ta saldırı. Pir Sultan Kültür ve Tanıtma Derneği tarafından düzenlenen 4. Pir Sultan Abdal Kültür Etkinlikleri sırasında bir grup aşırı dinci gazetemiz baş yazarı Aziz Nesin'e saldırmak istedi. Ayrıntılar 3. sayfada diyor. 3. sayfayı da okuyacağım ben size. Şöyle ek bir bilgi var. Olay günü sabah saatlerinde gazetecilere demeç veren Aziz Nesin'in önünde de bu gazete vardı arkadaşlar. Böyle bir ilginç tarafı var. Hatta bu gazeteyi bu şekilde kaldırıyor ve gazetecilere gösteriyor. Bakın işte burada yaşananların, provokasyonların ve diğer işte tepkilerin esas sorumlusu biz değil. Yani kendisi biliyorsunuz o sırada Şeytan Ayetleri isminde kitabın çevirisini tefrika halinde Aydınlık gazetesinde yayınlıyordu. Yani sorumlu, suçlu biz değiliz. Provokasyonların bu yöre tarafından yapıldığı şeklinde gazetecilere söylemişti. Ben o videoyu da sizlerle paylaşacağım. İzleyeceksiniz. Zaten birçoğunuz aşinasınızdır. Eğer konuya ilgi duyuyorsanız. Şimdi haberin ayrıntısı 3. sayfada demiştik. Ayrıntısına geçelim. 3. sayfayı gösteriyorum. Bakın yanlışlık olmasın. Aydınlık 2 Temmuz 1993 Cuma. Haberin ayrıntısı şöyle. Diyor ki Pir Sultan Kültür ve Tanıtma Derneği tarafından düzenlenen geleneksel 4. Pir Sultan Abdal Kültür Etkinlikleri sırasında bir grup aşırı dinci gazetemiz başyazarı Aziz Nesin'e saldırmak istedi. Aşırı dinci kesimler şenliğe katılan Aziz Nesin aleyhinde küfürlü bildiriler dağıttılar. Şenliğin öğleden sonraki bölümünde ise Buruciye Medresesi'nde kitaplarını imzalayan Aziz Nesin'e bir grup gerici saldırmaya yeltendi. Küfürlerle Nesin'in üzerine yürüyenleri orada bulunanlar etkisiz hale getirdi. Bu sırada şenliğin açılış konuşmasını yapan Vali Ahmet Karabilgin'in ardından söz alan Pir Sultan Abdal Kültür ve Tanıtma Derneği Başkanı Murtaza Demir, daha önce 3 kez Banaz'da yapılan kültür etkinliklerinin genişletilerek Sivas'ta da kutlanmasının sevindirici olduğunu belirtti. Gördüğünüz gibi henüz Madımak katliamı, otelin yakınması olayı gerçekleşmeden de, yani 1 Temmuz günü de ve ondan öncesi günlerde de saldırılar ufak çaplı başlamış. Böyle bir belge arkadaşlar. Şimdi bu gazetenin Aziz Nesin'in önünde olduğu ve diğer gazetecilere gösterdiği o bahsettiğim 1993 yılına ait videoyu sizlere sunuyorum. Sivas faciası ayaküstü yapılmış bir televizyon söyleşisiyle başladı. Türkiye Gazetesi muhabiri herkesin ortasında Aziz Nesin'le söyleşi yapıyordu. Söz dinden açılınca Nesin görüşünü söyleyiverdi. Değişebilir değil mi? Allah-u Teala'nın bu sözlerine ben inanmıyorum. Çünkü bunlara inanmak için aklımı kaybetmem lazım. Yani burada cehennem için söylenen şeyler. Bunu Allah söylemiş. Ben bu yani inan. Sen ne saldırıyorsun? Hayır, ne ben? Lütfen, yok, saldırayım. Neden saldırayım? Benim düşüncem. Niye bir insanların fikirlerini
Teşekkür ederim. Duyuyorum işte. İşte kıvılcım orada patladı. Sivas zaten günlerdir tetikteydi. Şeytan ayetlerini tercüme ettirdiği için zaten büyük tepki alan Aziz Nesin'in kente sokulmaması için günlerdir uğraşılıyordu.